Koltuklara oturmak yasakmış gibi değil mi? Oğlum bunlar misafir de gelmiyor. Bunlara kim oturuyor burada? Niye var burada? Değil mi? Niye var? Niye? Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma derken? Kanal nasıl yani? Nasıl oluyor? Ortak mı? Kardeşiz oğlum. Ortak filandan bahsetmedim ki senle. Allah'a kusura bakmayın. Tüm gelir benim üzerime. Sana 2-3 harçlık veririm. Videoya konuk ederim seni. Yok öyle bir şey olmaz. Videolar kalkıp gider misin? Derim. Git demezsin. Gel buraya daha ateşledim. Anlaştık mı? 100 lira. Arkadaşlar videoya 100 lira eksiğiyle başladık. Videoya geçelim. Dur bir dakika. Bugün hangi kızla buluştuğunda böyle mutlusun ha? Sen benim özel hayatıma girmeye mi başladın? Ben böyle anlıyorum. Evet. Sen benim özel hayatımda neden varsın? Sen benim kardeşimsin, farkında mısın? Farkındayım. Aramızdaki mesafenin farkında mısın? Ya ben TikTok'ta 1 milyonum diye Tuhane'ye bir 3 günde 20k takipçi gitmiş TikTok'ta. Bunun egosuyla bu hareketler. Sen kimsin de benim? Ben bana 20 bin takipçi vereceğim. Benim. Ha benim. Aha. Killa killa bey. Bizim işimiz iş bunlar. Videomuza artık geçelim. Videoda şöyle bahsedeyim. Ne umdum ne buldum. En büyük özelliği onun hakkında merak ettiğim toplam 10 tane soru. Bu sorular tabii ki yaşı değil. Kilosu değil. Zaten kardeşim. Ne kadar kendini ortağım gibi görüyorum. Biz cidden YouTube'u olamayız Tuana. Biz başaramayız. Bu videoyu çekelim. İlk soruyu soruyorum Tuana. Abinden habersiz kıyafetlerini giydiğinde abin bu duruma olumlu yaklaşıyor mu? Olumlu yaklaşıyor. Nah yaklaşıyorum. Senin içinden geçenleri bilsen o kıyafetleri aslında giymezsin. Ne kadar boş bir soruymuş. Bunu ben mi hazırladım ya? İnşallah videonun başında videodan çıkmazlar. Biz buradan çıkalım. Burası armadır ya. Olumsuz negatif şeyler yüklüyorsun millete. İkinci soruma geçiyorum kardeşim. Abine hiç şantaj yaptın mı? Veya aile bireylerine abinin bir hatasını hemen yetiştirdin mi? Bunu çok merak ediyorum. Yaptım. Yaptın, ne yaptın? Yaptım. Ne, sigara mı? Yok. Ne? Onu demem. Sigara demedin mi sen? Babama söyledin. Müşkelçi. Söyledim zaten. Babama niye sigara içtim söyledin? Çünkü beni dövdürüz. Sen ilk babama müşkel ettin. Evet. Ama. Senin kardeş olmaz olsun. Hı. Nasıl söyledin babama? Babam ne dedi? Babam böyle hem onunla anlamadı bir anda. Duraksadı sonra unuttu sanırım bilmiyorum. Bok unutmuş anneme söylemiş. Annem de bana söyledi. Böyle bir döngü döndü evde senin yüzünden. Bir gecede yaptığın şeylerin farkına var. Soru biraz daha devam ederse Tuana ile aramızdaki kardeşlik bağı kopacak. Ben diğer soruya geçiyorum. Bunu da merak ediyorum. Niye bu kadar tedirginleştin? Sorular nasılmış? Titriyorum. Değil mi? Daha bekle senin tüm foyanı ortaya dökeceğim. Oğlum biz seninle abi kardeş değil. Biz seninle düşmanız biliyor musun? Şimdi bunu çok aşırı merak ediyorum. Abinin bir şeyini habersiz alıp kullanıp hiç kullanmamış gibi yerine koydun mu? Ya söylesem mi? Ne? Ya, ne yaptın? Küçüktüm bilmiyordum. Evet. Biz böyle küçük bir tane kedimiz vardı ya. Evet. Aldım senin diş fırçanı gittim onun dişlerine fırçaladım. Sen ciddi misin? Ciddim. Peki onu hiç yıkadın mı? Yıkamadın niye yerine koydun he? Ben direkt yerine koydum. Dişini fırçaladın kedini. Özür dilerim. Sen kafayı yemişsin. Kapat kaçacağım kapat kaçacağım. Videoyu kapatırsak sonun çayla alamet olmaz. Sen yaptın mı? Şaka mı? Valla video durdurdum şu an. Ciddi misin? Ciddiyim. Yaptım. Yıkamadım. Yok özür dilerim valla yaptım. Sana güvenim bitti şu anda. Var ya harbi sen manyaksın. Abine tartıştığınız esnada kendisini kötü hissettirmek için hiç ağladın mı? Ağladım hani belki pişman olursun da yapmazsın diye. Ağladım. Ya pişman oldum. Pişman oldun mu? Neydi oldum. Pişman oldun? Sonra da özür dilerim dedim. Geldim el öptüm. Kavga ettiğimiz zaman değil mi sen? Ama Tuhan'a içime dokundu. Çünkü ben seni seviyorum. Ama biraz. Hani öyle hemen götün kalkmasın. Sürekli götürdüm. Orada bu arada içim acıdığı için değil. Kardeşim olduğun için yani. Yani saygısızdın bu arada. O konuyu açmayalım. Ama saygısızdı hatırlıyorsun değil mi? Hı. Hatırladın değil mi şu anda? Pişman mısın? Yok. Niye pişman? Oğlum arkadaşlar tamam o zaman YouTube'dayız kardeşim. Herkese spoyamızı dökelim. Sen orada bana saygısızlık yapmadın mı? Yap. Yapmadım demiyorsan ben açıklayacağım çünkü. Yap. Niye yapmadım dedim başta? Ya arkadaşlar yaptığı şeyleri söylüyorum. Bir alışveriş yerindeydik. Ben Tuana'nın durmadan hep gidip boş gereksiz şeylere para verdiğinden dolayı bu seferlik almak istemedim. Ablası da yanındaydı. Bu sefer ablasına gidip söyledi. Ablasına dedi ki alır mısın? Ablası da alırım dedi. Sonra ben dedim ki İrem almıyorsun kardeşim dedi. Bu da bana gelip ne dedi biliyor musunuz? Ablamın parası sana ne oluyor? Ama hiçbir zaman sormadı ablasının parasını o anda kim verdi? Kim verdi? İşte. Sonradan yükledim. O sonradan velveleye gelmen, bana o lafları milletin içine demen benim kalbimi çok kırdı. Yok pişman değil. Pişman değil. Ya sen var ya sen iflah olmazsın sen. Kriz geçiriyorum artık ben yoruldum. Billahi yoruldum. Vallahi yoruldum ya.
Bu benim kardeşim olamaz, imkan değil. Ben yorulmadım. Soruyu aşırı merak ediyorum. Abinin ekslerine, abinin kötü bir hareketini söyledin mi ve söylediysen ne? Sen benim tüm kız arkadaşlarımla muhabbetim vardı, Allah aşkına doğru söyle. Söyleyeceğim cidden söyleyeceğim. Doğruyu. Ama bak bunu, bu videoda hepsine doğru söylediğini yemin et. Yemin ederim. Valla tamam. Ben sana güveniyorum. Tamam. Bunu alalım, merak ettim. Söyledi, kime söyledin? Yazlıktaydık yani. O zaman evet. O zaman tek aldık ya. Ondan sonra ben gitmiş şey dedim. Abim bugün var, yarın yok dedim. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Kızlar üzüldüm. Sen nasıl biri oldun? Sen gidip bunları mı söylüyorsun kızlara? Doğru oldu. Doğru mu oldu? He. Bugün var, yarın yok mu? Evet. Cidden yokum bu arada çak. Yalan konuşmamışsın yine. Peki bunu neden söylüyorsun kızlara? Niye kafalarında böyle bir psikoloji bırakıyorsun? Benim, doğru söylüyorsun. Sen benim özel hayatımdan çıkar mısın artık? Sen benim neden tüm konuştuğum kızlara aynı şeyi söylüyorsun? Ya kardeşin değil miyim? Gel buraya gel. Ayrıldık. Uf, bu soruyu da çok merak ediyorum. Oğlum tüm soruları çok merak ediyorum ya. Hiç beklemediğim cevaplar alıyorum biliyor musun? Ben bu videonun bu kadar ilerleyeceğini beklememiştim Tuana. Abin senden bir şey istediğinde içeceğine veya yiyeceğine sırf gıcıklık olsun diye bir şey koydun mu? Yapmadım de. Bunu yapmadım de. Yaptım. Bunu yapmadım de. Bunu da mı yaptın? Ne yaptın? Sen uykuluyordun. Hiçbir şeye farkında değildin. Benden su istedin. Evet. Ben suyu getirirken içine tarçın sanmaz diye tarçın koydum suyun üstüne. Sen de böyle geceleyin içtikten sonra gün boyu öksürdün. Ben sabah uyandığını anlatmadım bile. Her şey, hiçbir şeyin farkında değildin. Sen o günü bana uyku... Hayır, sabit değil olsun diye yaptın. Sen bana neler yaşattın o gece biliyor musun? Sen beni cidden sevmiyorsun. Sen benim düşmanım olabilir misin? Benim düşmanım bunu yapmaz. Tarçınla alakalı oğlum, git tükür. Tükürmenin razıydım. Anladın mı tarçın neden? Hani tükürmek eyvallah, anladın mı? Bir insan gıcık tarçın koyup beni gece boyu öksürttün Tuana. Sen mışıl mışıl odan duyuyordun. Evet. Birazcık şöyle güveniyordum ya. Aşk olsun. İşte o kadar ne oldu biliyor musun? Şöyle filan oldu, eksildi ama böyle bitti yani. Son soru. Bunca şeye rağmen abini seviyor musun? Ayrı yere taşınsa özler misin? Ya bunca şeye rağmen ben seni çok seviyorum abi. Hani yaptıklarımın dolayı şu anda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Yok, sıkıntı yok. O bizim aramızdaki, ya arkadaşlar zaten bizim Tuana'yla çok farklı. Biz ikimiz de Aralık doğumluyuz, Yay burcuyuz. Kafamız çok uyuşuyor. Ve bizim anlaşmamızın en büyük sebeplerinden biri, ikimiz de her şeyi biliyoruz aslında. Ve bildiğimiz için birbirimizden emir almayı, birbirimize karşı, hani abi kardeş değiliz ya. Biz ben normal iki arkadaş gibiyiz Tuana'yla. Yani ben... Ve hobilerimiz uyuyor. Her şey uyuyor. Ya şarkıyla dans ediyoruz mesela, TikTok'ta izlemişsinizdir arkadaşlar. Yani aşırı derecede eğleniyorum Tuana'yla ya. Hani klaba gidip neredeyse Tuana'yla klaba gideceğim. O derece eğleniyorum. Yani her şeyimiz uyuşuyor. O yüzden ben onu kardeşimden öte arkadaşım olarak görüyorum. Hani YouTube'da da artık bir kardeşimden öte arkadaşım olarak video çekeceğiz. Yani kardeşliği çok o yüzden simgelemek istemiyorum. Biz kardeş değiliz bence. Biz seninle çok güzel bir arkadaşız. Biz ikisini de başarıyoruz. Biz ikisini de başarıyoruz. Her şey yerinde ve tadında. Evet. Yani ben senin abiye ihtiyacın olduğu zaman abinim. Benim kardeşime ihtiyacım olduğu zaman sen benim kardeşimsin. Ama ikimizin de bir arkadaşa ihtiyacı olduğu zaman birbirimize arkadaşız. Senin canın yerin. İşte yerim. Böyle. Aynen böyle. Arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Umarım bizi sonuna kadar izleyip videoda eğlenmişsinizdir. Eğer ki videoya 5000 like gelirse benim soracağım sorular olacak. Ve bu soruları arkadaşlar ben cevaplayacağım. Gayet hoş ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de aynı şeyleri düşünmüşsünüzdür. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da bizden neler çekmemizi istediğinizi bahsederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın.